Kulübümüzün düzenlediği Data Talk serisine davet ettiğimiz tüm konuklarımıza sorduğumuz bir soruyu size de sormak istiyorum. Sizce veri bilimi ile ilgilenen kişiler için istatistik ne kadar önemlidir? Ne seviyede bilmelidirler? İstatistik okumayan herkesin bence sorduğu bir soru gibi duruyor. Yani ben de soruyordum belli bir süre. Hala da soruyor ve muhtemelen sorulmaya da devam edecek. Buna yani şöyle bir cevap vermek lazım. Yani şimdi veri bilimi işte ya bunun adı hani herkesi çok değişen işte veri bilimi olur, veri analisti olur vesaire. Hani bu konsept yani bu konsept aslında nasıl söyleyeyim? Interdisipliner bir alan. Yani bu tarafta istatistik kullanıyorsun. Tamam, okey. Ama yani bununla paralelde işte belli ürünler kullanıyorsun, programlama dilleri kullanıyorsun, iş süreçlerini anlıyorsun, insanlarla sohbet ediyorsun. Yani istatistik bu işin sadece bir ayağı. Yani gündelik hayatta işte yok hipotez testi, yok bilmem işte ki kare şudur budur. Hani sürekli öyle istatistiğin konuşulduğu bir durum yok ya da hani istatistik bilmiyorsun sen işte müşterinin ihtiyacını anlayıp algoritma kullanamazsın tarzında bir durumla ben karşılaşmadım. Ben istatistik mezunu değilim ama bu tarafta farklı farklı projeler de yaptım. Farklı konseptler de öğrendim. Yani hala da öğreniyorum, ediyorum. Hani bu tarafta yani istatistik bir tabu. Tamam işin hani istatistik önemsizmiş gibi bir anlam çıkamaz burada. Çıkmaması lazım. İstatistik zaten bu işin temeli yani matematik istatistik aslında. Bizim bu işte AI vesaire falan dediğimiz daha cool kavramların aslında temelinde yatan şey. Ama bu tarafta da yani herkesin farklı yetkinlikleri var ve sektörün de farklı ihtiyaçları var. Yani istatistik tam bunlardan biri ama nasıl söyleyeyim? Yani istatistik olmadan olmuyor diyemeyiz ama yani ben mesela yani gündelik hayatımda işte hipotez testini şu durum bunları da kullanmadım. Kullanan vardır. Hani bu tarafta ben kullanmadım diye bu olmayacak anlamına gelmez. Ama hani bu tarafta nasıl söyleyeyim? Yani ilerlemek adına hani istatistiği bütün detayında bileyim işte bir soru sorulduğunda işte o hipotez testinde öyle değil de şöyle yapılır seviyesinde bir bilgiden ziyade daha gündelik hayata, pratiğe ve çözüm odaklı konuları aslında bilebiliyor olmak bence daha değerli. İşte ne bileyim bir veriyi incelerken dağılım, işte normal dağılım nedir ve benzeri. İşte ne bileyim standart sapmadır, moddur, medyandır ve benzeri konseptler aslında gündelik hayatta daha çok kullanılıyor. Yani bir hipotez testine bakarsak ben daha çok kullandım ve daha çok gördüm. Yani bu tarafta biraz daha gündelik hayata dokunan pratik seviyede ve hani insanlarla konuşabilecek seviyede aslında bilmekte fayda var diye düşünüyorum ben kendi adıma. Ama hani bu tarafta yani şunu da yani en azından şu an hani en azından bildiğim kadarıyla siz ikiniz yönetim bilişim sistemleri öğrencisisiniz ve bu alanda ilerlemeye çalışıyorsunuz. Bu tarafta hani sizin istatistikle alakalı bir kaygınız olabilir. Bu çok doğal bir şey. Belki de istatistik okuyan birisi de veri bilimci olmak istiyordur. O da işin programlama tarafından korkuyordur. Ya işte benim ne kadar Python bilmem lazım falan tarzında belki onun da soruları vardır. Yani bu tarafta herkesin kendine has aldığı eğitim ve karakterine göre aslında belli güçlü ve zayıf yanları var. Yani burada hani ben zayıf yanlarımı aslında güçlendirip belli bir seviyeye getirip daha çok güçlü olduğum alanlara, taraflara odaklanmayı tercih ettim kendi kariyerim boyunca. Hani bence hani işte istatistiktir, programlamadır. Yani çok bu taraftaki tabulara bel bağlamak, o tarafta duvarı çok yükseğe çekmektense kendi güçlü yanlarınıza odaklanıp o güçlü yanlarınızı geliştirmeyi ama diğer tarafta da işte istatistiktir, işte programlamadır hani herkes için hani söylemiş olayım. Yani bu tarafta da seviyenizi belli bir seviyeye çekmekte fayda var diye düşünüyorum.
Yani çok fazla işin büyük, yani o tarafına odaklanmadan ilerlemeye bakmakta fayda var diye düşünüyorum. Keza hani burada şunu da eklemiş olayım. Hani önceden de söylediğim gibi ya, sektörün çoğu alanında belli ürünler kullanılıyor, paket ürünler. Bunlar da genelde hani tut sürükle mantığıyla çalışıyor ve kendi içerisinde aslında tanımlı. Yani sen orada oturup sıfırdan bir işte Karadağcı algoritması falan yazmıyorsun. Orada da işte belli işlemcisi oluyor, ne bileyim tiki oluyor ve benzeri. Aslında arka planda o düzenlenmiş, tasarlanmış, yani sen sadece aslında onu çalıştırıyorsun ve kabaca işte belli parametrelerini vesaire değiştirerek işte onu yorumluyorsun. Ya yani aslında o zaten birçok işi senin yerine gerçekleştiriyor. Keza istatistik tarafında da işte belli, nasıl söyleyeyim, işte feature selection ve benzeri işlemler yapacaksın. Ki zaten hani programın çoğu bunu yapıp sana işte hangi değişken daha önemli, etkili ve benzeri aslında çıkarımları vesaire sana söylüyor. Sen bunu yorumlayabiliyor olman lazım. Yani aslında işin pratik tarafında, pratik olarak o sonucu nasıl kullanırıma odaklanman bence daha iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü gündelik hayatta böyle oluyor, benim gördüğüm kadarıyla.